Temir abim Tacikistan'dan İspanya'ya uzanan ilginç bir hikaye değil mi? Evet, Bir gün yani oradan. Böyle bizi de yaşatsanız o hikayenizle. Nasıl başladı, nasıl gittiniz, nasıl ulaştınız? yani İspanya nereden çıktı? Evet. Tacikistan'dan İspanya nasıl oldu? Yolunuz oraya nasıl düştü? Tabii, yani tabii siz ilk değilsiniz. Buradaki özellikle İspanyollar için Tacikistan egzotik bir ülke sayılır. Yani yaşı 40 üstü olanlar zaten hani coğrafya derslerinde sadece kocaman büyük bir kırmızıyı haritada görürdü. İçindeki Evet. 15 ülkeyi ayırt edemezdi. Haliyle SSCB diyorduk Tacikistan. Türkiye'de. Hı. Aynen. Sovyetler Birliği işte. 15 Evet. ülke. Küçük bir şey değil yani dünyanın. İşte dörtte biri falan belki bulabilir. Ya nasıl geldik? Biz ilk olarak işte Erasmus programı vardır. Değişim programı. Belki Evet. bilirsiniz. Evet. Avrupa'da çok meşhurdur. Bir de bir dönem işte Türkiye ve işte Avrupa Birliği'nin komşuları olan ülkeyi de işte cezbetmek ve oradaki öğrencileri de işte getirip götürmek için böyle biraz genişletmişler. 2007 yılında da Orta Asya'ya açılım yapıyor Avrupa bu konuyla ilgili. Biz de o programın ilk öğrencisi olarak İspanya'ya geliyoruz. Üç arkadaştık o zaman. Sonra bir sürü diğer arkadaşlar da sadece Tacikistan değil diğer beş ülkeden de geldiler. İşte master, doktora, post doktora vesaire vesaire. Çok güzel bir açılımlara bence vesile oldu yani öyle bir proje. Öyle Evet. yani. Sonra İspanya'da eğitiminizi belli bir seviyeye getirdikten sonra durmadınız ve asıl oradan sonrası bizim ilgimizi çeken kısmı, yani eğitim bir taraftan devam ederken siz hayatında bir parçasın, yani başka alanlarda da faaliyetlere başladınız. Evet, yani sürekli okudum diyebilirim yani çalışıyorken de paralel olarak bir master yaptım, bir şey okudum, farklı kurslara kayıt oldum. İlgimi çekti. Yani hoşuma da gitti ve yani yaptığım işe de çok yardımcı olduğunu da düşünüyorum. Özellikle işte Arkoforum denilen derneği kurmuş olduk birkaç arkadaşla Belki birlikte. biraz ondan Evet. bahsederseniz, ya Arkoforum nedir? Ne yapmaya çalışıyor? Hedefleri nedir? Evet. Arkoforum bir yani teknik olarak söyleyecek olursak işte kar amacı gütmeyen bir dernek. Sosyal alanda faaliyet göstermekte. İşte dinler arası diyalog olsun, kültürler arası diyalog olsun, birlikte yaşama konseptlerini geliştirme, işte ne diyelim, tolerans gibi, işte respect gibi yani gibi konuları, diversity dediğimiz, Türkçesi aklıma gelmiyor, özür dilerim. Yardımcı olabilirsiniz yani aklıma gelmiyor. Diversity. Ya Çeşitlilik toplumun mi işte deriz yani? çoğulculuk mu diyelim? Yani çeşitlilik toplumdaki. Çoğulculuk Hı derim ben. Çoğulculuk -hı. gibi konuları işleyen, gerçekten diyalog ortamlarını hazırlamaya çalışan bir kültürel bir dernek yani. Son dönem itibariyle işte Avrupa Komisyonu'nun toplam 5 oldu belki. 5 projesini uygulamaya çalışıyoruz. Bazılarını bitirdik yani. Evet, Böyle bir şey. bu projeler kimlerle, yani ne derler, yani Partnerlik partnerden öte, yani neyi hedefliyor, bunlarla kiminle yola çıktınız, ben biraz onu hani. herhalde. Yani şöyle Avrupa Birliği'nin komisyonu var yani birkaç üç tane parçadan oluşuyor malum. Evet. Avrupa Komisyonu'nun her sene finans etmeye çalıştığı farklı sosyal konular var. Yani şöyle, sosyal problemler var. Her yerde olduğu gibi Avrupa'da da var yani. Avrupa Birliği de, komisyonu daha doğrusu, para, bütçe ayırmış. Yani o problemlerin giderilmesi için. Bu konuda işte birçok aktörler var. Bunlardan bir tanesi de sivil toplum kuruluşları oluyor. Sivil toplum kuruluşları da işte bu projelere başvuruyor. Makul görürlerse teklifleriniz, yani projeyi almış oluyorsunuz ve sonra onu bir sene, iki sene uygulamış oluyorsunuz. Bizim son
işte yani çalıştığımız projeler radikalleşmeyi ve ekstremizmi önleme projeleriydi mesela. Bunun içinde bir iki tane böyle ayakta kalan güzel işte inisiyatiflerimiz oldu. Onları belki paylaşabilirim. Bir de en son şu an çalıştığımız başka bir proje bitti yani. Geçen ay bitmiş oldu. O da işte göçmen olsun, mülteci olsun, yeni Avrupa'ya gelmiş olan insanların yerel halkla kaynaşmasını sağlamaya yönelik çeşitli kültürel, sanatsal aktiviteleri öne süren projeden oluşuyor yani. Projeden bahsediyoruz yani. Böyle partnerlerimiz bunda, bunda bütün işte. Milletler var mı hocam? Tabii tabii. Yani bu projeye herkes açık yani. Herkesin katılması mümkündür. Evet. Bunu zaten biz 6 farklı, bu son projeden bahsediyorum. Inclusive Europe adı altında. 6 farklı ülkeden partnerlerimiz vardı. Tabii ki aktiviteler de o ülkelerde oluyor. Oraya giden dediğim gibi mülteci, göçmen. Bazen biz şunu da söylüyoruz. Oluyor ya hani sizin oralarda da muhtemelen vardır. Maalesef insanlar 5 sene evvel, 10 sene evvel ülkeye gelmiş ama sosyal etkileşimini şöyle bakarsınız sanki bir ay gelmiş gibi duruyor. Ne dil bilir, ne çevresi var. Evet. Dostları da yok. Tamam mı? Tabii bir şekilde angaje olamamış yani. İnsanlarla dostluk bağlarını kuramamış yani. Evet. Kültürel aktivitelere bilememiş, kaydolamamış, gidememiş. Ama insan her yerde insandır değil mi? Yani ben kendi memleketimde futbol maçı yapıyorsam farklı bir yere zorunlu bir şekilde gitmişsem şayet maç yapmak isterim. Ama maç da bir kişiyle yapılmaz yani futbol malum yani. En az evet. iki kişi olması gerekiyor 6-6 oynamak için. Bir de büyük sahada. Tabii bizim aktivitelerimiz bu tür imkanları sağlamaya çalışıyor proje üzerinde. Ya da işte evet. film izlemek istersin, yemek kültürü ile ilgili bir program yapıyoruz mesela. Farklı ülkelerin şeylerini, mutfaklarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bazı insanlara imkan veriyoruz. Kendi kültürünü gel, tanı. Biz de işte diğer insanlara bunu duyurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla güzel bir zenginlik oluyor. Kültürel çeşitliliği gerçekten her gün yaşamış oluyoruz yani. Ve aslında böylelikle dediğiniz gibi devletin bir yükünü de almış oluyorsunuz. Evet, bir takıma öyle aslında, evet. Yani devlet gerçekten hani direkt olarak bu işlere girmez zaten. Genelde hani farklı kuruluşlara bunu hani vermeye çalışır. Belki onları fonlarla desteklemeye çalışır. Ama siz de bir şahıs olarak, bir de bir topluma faydalı olmaya çalışan bir kurum olarak da bu tür işte inisiyatifleri öne sürmeye çalışıyorsunuz. Ki insanlar bunu görüyor. Gerçekten birçok böyle dostlarımız var. Geliyor. Geçen haftalarda işte diyenler oldu. Ben üye olmak istiyorum diyor. Voluntary dediğimiz yani. Üye olmak gönüllü. İstiyorum. Ne yapabilirim diyor. Gönüllü, özür dilerim. Gönüllü olmak istiyorum diyor. Ne yapabilirim diyor. Elimden şu gelir, bu gelir. Bazısı geliyor ki işte ben maddi olarak fayda sağlamak istiyorum. Kime vereyim, nasıl vereyim diyor. Bunlar bize çok moral motivasyon veriyor gerçekten öyle. Evet. Çünkü insanlar bu deyişleriyle, bu yorumlarıyla belki sizin ve ekibinizin geldiği aktiviteleri bir şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Ama faydalı şey yapıyorsunuz, mesajını en azından almış oluyorsunuz. Gerçekten şey, moral verici şeyler yani. Moral motivasyon verici. Bu birkaç dinler arası diyalog faaliyeti vardı. Ortak bir koro kurmuşsunuz. Belki ondan da bahsedebiliriz. Siz böyle bazı görüntüler de göndermiştiniz. O nasıl ortaya çıktı? Şu an ne aşamada? Ondan bahsederseniz o da çok ilginç. Hakikaten. Evet. Ha, memnuniyetle. Yani şöyle geçen sene 21'in Ocak ayında doğmuş oldu bu proje. Bu inisiyatif diyelim, bu grup. İspanyolcası ya da İngilizcesini söylemiş olayım. Yani Spanish Youth Interfaith Ensemble. Yani
İspanyol dinler arası gençlerden oluşan bir ansamble, yani orkestra gibi bir şey aslında. Adını ensemble koyduk da başında. Şu an toplam 50'ye yakın genç müzisyen bizden geçti. Bizim onlarla irtibatımız var. 50 kişi de konserlere katıldı. Tabii her zaman herkes müsait olmayabiliyor. Değişik insanlar geliyor. Toplam belki 7 ya da 8 tane konser vermişiz. Ve bunlar 3 farklı dine mensup insanlar yani. Hristiyan, Müslüman ve Yahudi gençlerden oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Repertuarımız da içerik olarak da dini, kültürel, litürjik şarkılardan oluşuyor ki aynı şekilde İslamiyet, işte Hristiyanlık ve Yahudi dinine ait parçalardan oluşuyor. Community projesinin bir parçası Rumi abi. Community'de radikalleşmeyi ve işte ekstremizmi önlemeye çalışan, özellikle gençler arasında ve işte birlikte diyalog yapma ve birlikte yaşama kültürünü teşvik eden bir projeydi. Onun bir ürünü olarak, bir meyvesi olarak elimizde kaldı, öyle diyelim. Biz de şu an onunla farklı yerlere gidip bu mesajı iletmek istiyoruz. Yani tahminimiz şöyle, bu orijinal olan tarafı bu projenin şu. Yani dünyada birçok yerde şunu görebilirsiniz. Farklı dönemlerde işte müzisyenleri birleştiriyorlar. Hadi bir konser verin diyorlar ki işte sonra işte 3 farklı dinden 3 farklı şarkılar yaptılar falan diyorlar. Bu müzisyenler tekrar belki senede bir belki buluşur ya da hiç buluşmaz artık. Yani o proje bitmiştir. Bizimkisi tamamen bir dostluk projesidir. Ve bu arkadaşlar da biz 2 gün Brüksel'e gittik. Orada konser verdik. Madrid civarına yakın Avila diye bir çok mistik bir şehir var. Orada 2 gün kaldık, konser verdik. Yani WhatsApp grubumuz var, bir iletişimimiz var. Doğum günlerinde kutlama. Böyle çok ciddi bir dostluğun oluştuğu bir gruptan bahsediyoruz. Ve bu da evet. İspanya'da çıktığı hasebiyle şu an için biz bunu diyoruz ki yani İspanya'da bunun benzeri yok. Bunu da işte farklı yerlere de hani malum burada da hani üç dinin beraber yaşadığı dönemden de bahsediyoruz. En dost evet. dönemi vesaire. Onu da belki hatırlatıyor bize. Bu şekilde bir mesaj ulaştırmaya çalışıyoruz ki sanırım herkesin ve her yerin bir ihtiyacıdır şu günlerde özellikle. Evet, hakikaten aslında, çok anlamlı. Evet. Hem dinlendirme acaba Talal Bedru şey verebilir mi yani onu yapabilsek bizim aslında. Bir müzik aramız oluyor normalde, bu defaki müzik arasında sizin o bahsettiğiniz ansambldan Talal Bedru parçasını seslendirmişlerdi, onu koyacağız, hem de bir dinlenmiş olacağız. Orada iki şey vardı, hem kilisede o ezan okunması çok güzel bir kıraatla güzel bir evet. ezan okunmuş, ardından da bir Talal Bedru çalışması var. Evet, şu an şu video gösteriliyor sanırım. Şöyle, biz bu projeyle şunu hedeflemeye çalışıyoruz. Hani malum yani sanat ve müzik özellikle bir universal bir language diyebiliriz yani. Çok herkesin anladığı bir dildir yani sonuçta. Bunun vasıtasıyla insanları kültürlerini ve dinlerini birbirine yakınlaştırmak, en azından tanıtmak yani. Tanıtmayı evet. hedefliyoruz. Dolayısıyla bazen işte ezan görebilirsiniz. Bazen bir Hristiyan mabedinde ayın ya da işte işte ne bileyim litürjik bir şarkı ya da Yahudilerin işte Şabat'ta i̇lahi. Yaptığı ilahi bir ilahi aynen. İlahi varsa onu geniş çaptaki işte insanlara izletme ve anlama ve bunları da şarkıyı söylerken de biri anlatıyor. Bu nedir? Ne zaman çıktı? Neyi ifade ediyor? İçeriğini de anlatıyor ki biraz daha insanlar hakikaten bir bilgi edinmiş olsun ve faydalı olmuş olsun sonuçta. Yani aynı şey Talal Bedru için de oldu o zaman. Yani birisi onun tabii. kısa tarihini anlattı yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ve bunu da yapanlar bizim korodaki diğer dostlarımız oluyor. Bazen koro müdürümüz, benim dostum, kardeşim diyebileceğim Julio. Maratlı Hristiyandır kendisi. O anlatır işte Hazreti Efendimizin işte
Mekke'den Medine'ye gittiğinde işte insanların onu karşılarken söylediği şarkı ve İslamiyet'in en eski şarkısı diye vesaire anlatıyor. Çok güzel ya. Çok güzel. Tamam. Verebileceksek hem Temür Bey dinlendiririz. Biz de evet. Dinleniriz falan gibi. Evet.